Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için uygun fiyatlı bir cep telefonu olan Honor 7C'yi inceliyoruz. Bakalım Honor 7C bize neler sunuyor? Hep beraber izleyelim. Takipçilerimiz hatırlıyordur muhtemelen. Geçtiğimiz günlerde Honor 7C'yi kutusundan çıkarmıştık. Bir süre kullandık, fotoğraf çektik ve deneyimlerimizi bu videoda sizlerle paylaşmaya başladık. İlk olarak şunu söylememiz lazım. Bir telefon Honor'ın standart tasarım anlayışını yansıtan bir model olmuş. Köşeleri yuvarlatılmış. Yani keskin bir köşesi yok. Ve uygun fiyatlı bir telefon var karşımızda. Hemen her zaman yaptığımız gibi ilk olarak bir genel görünümüne bakacak olursak telefon sade bir tasarıma sahip. Az önce de bahsettiğim gibi kenarlarına yuvarlatılmış bir tasarım anlayışı var. Ön yüzde üst tarafta kameramız var. Çok belli olmasa da burada bir LED flaşımız da var. Ön tarafta bir LED flaşımız da var. Yan tarafta baktığımızda yine standart Honor tuşlarından açma kapama tuşumuz ve güç tuşları yer alıyor. Sol taraftan baktığımızda yani sağdaki tarafta böyleydi. Sol tarafta da sim kart yuvamız var. Alt kısımda USB 2.0 ki kutu açım videosunda onu yanlış söylemişiz. Onu da burada düzeltmiş olalım. USB 3.0 demişiz Type-C ama değil. USB 2.0 bildiğimiz standart micro USB bağlantımız mevcut. Onun hemen yanında 3.5 mm kulaklık çıkışımız var. Üst tarafta ise bir şey yok. Arka tarafa geçtiğimizde dual kamera teknolojisi yer alıyor hemen arka kısımda. Onun yanında LED lambamız. Arka kısmın üst tarafına yakın bir noktada ise parmak izi okuyucu konumlandırılmış. Şık ve sade bir tasarım var telefonu. Zaten hani uygun fiyatlı bir ürün olduğu için çok fazla bir böyle hani çeşitliliği vesairesi olan bir hani tasarımsal anlamda inanılmaz bir şey değil. Düz bir tasarım var. Arka yüzü de böyle çok hani janjanlı dediğimiz tarzda bir ürün değil. Onu baştan söylemiş olalım. Telefonun bu genel görünümünden sonra teknik özelliklerine geçecek olursak karşımızda 5.99 inçlik full view bir ekran bulunuyor. Bu ekranın çözünürlüğü 720x1440 piksel. IPS LCD ekran teknolojisi kullanılmış bu telefonda. 18'e 9 ekran oranı, %76.3 ekran gövde oranı ve Snapdragon 460 octa-core işlemci yer alıyor ki bu işlemci 1.8 GHz'de Cortex A53 işlemcilerden oluşuyor. Adreno 506 GPU'muz yine bu işlemciye destek veriyor. 3 GB RAM, 32 GB'lık depolama alanı ve microSD bellek kartı yuvası olduğunu da belirtmiş olalım. Telefonda arka yüzde 13+2 megapiksellik bir dual kamera bulunurken ön tarafta 8 megapiksellik f2.0 diyaframlı bir kamera yer alıyor. Ana kameranın video çözünürlüğü Full HD kalitesinde. Yine ön kamerada da bir Full HD kalitesi bulunduğunu söyleyelim. Gelen işletim sistemine bakacak olursak Android 8.0 bulunuyor ve MIUI 8.0 kullanıcı arayüzü olduğunu söyleyelim. Siyah, mavi ve altın renk seçenekleri bulunuyor. İşte Wi-Fi, Bluetooth, GPS gibi teknolojiler de zaten standart olarak var. 3000 mAh'lik bir lityum polimer pil tercih edilmiş burada. 164 gram ağırlığımızın da olduğunu belirtelim. Evet, bu teknik özelliklerden sonra telefonun kullanım deneyimimizi biraz aktarmak istiyoruz sizlere. Öncelikle telefon uygun fiyatlı bir telefon. Bunu baştan söylemiştik zaten. Ve günlük kullanımda aslında bize sorun çıkarmıyor bu uygun fiyatlı oluyor olması. Herhangi bir performans sorunu yok. Tabii ki tırnak içinde şunu söylemekte fayda var. Telefon hani oyun da oynayabiliyorsunuz. Birçok işlemi de yapabiliyorsunuz. Ancak tabii oyunlarda yüksek çözünürlük imkanı bulunmuyor haliyle ve doğal olarak. Ama hani düşük çözünürlükte de oynarım ben. Çok da derdim değil diyorsanız, büyük de bir ekran arıyorsanız bence fiyatı çok çok makul. Onu baştan söylemiş olalım. Bu fiyata, bu ekran boyutunda ve bu özelliklerde bir telefon bulmak kolay değil. Biz bazı performans testleri de yaptık. Şimdi onlardan biraz bahsetmem gerekirse. Öncelikle Geekbench'te single core'da 768 puan aldı telefonumuz. Multi core'da ise 3845 puan aldı. AnTuTu testinde ise 71.462 gibi puan aldı. Bu testlere yorumlayacak olsak tabii telefon işte giriş seviyesi olduğunu bu test sonuçlarından da gösteriyor. Çok büyük bir iddiası yok. Kullanılan işlemci ve diğer özellikler aslında hani çok da büyük bir iddiasının olmamasını gerektiriyor zaten. Ama günü kurtarır mı? Facebook'ta girersiniz, internette dolaşırsınız, herhangi bir sıkıntı olmaz. Bunu baştan belirtmiş olalım. Telefonun arayüzüne bakacak olsak aslında standart Honor arayüzü bizi karşılıyor. MIUI 8.0 kullandığını söylemiştik daha önce. Daha önce bir Honor ya da işte anan markası Huawei telefon kullandıysanız bu menü size çok karışık gelmeyecektir. Birçok işlemi buradan yapabiliyorsunuz. Çeşitli ayarları yine menü üzerinden de yapmanız mümkün. Yine uygulamayla beraber birçok böyle seçenekte çeşitli şeyler de geliyor. Bunlardan bir tanesi Honor'ın HiCare adını verdiği özellik ki burada telefonla ilgili bir sorun yaşadığınızda servise bağlanmayı sağlıyorsunuz. Örneğin FM radyo özelliği var telefonda. Hani çok kullanılan kişi var mı? Talep eden oluyor bazen zaman zaman. Özellikle böyle giriş seviyesi ürünlerde bu tarz teknolojileri mutlaka talep eden oluyor.
Böyle bir özelliği kullanabiliyorsunuz. Yine telefon yöneticisi var. Bu telefon yöneticisine girdiğiniz zaman telefonunuzun o anki durumunu optimize ediyorsunuz. İşte açık olan uygulamalar kapatılıyor. Diğer fonksiyonlar optimize hale getirilmiş oluyor. Bu tarz hani böyle ufak tefek şeyler konulmuş. Tamamen boş bir telefon da değil bu arada. Baktığımızda da fiyat performans anlamında birçok şeyi kendi içinde sunan standart bir telefon olduğunu belirtelim. Gelelim telefonun kamera tarafına. Az önce teknik bilgiler kısmında vermiştim. Arka tarafta dual kamera teknolojimiz yer alıyor. Burada 13 artı 2 megapiksellik. Birisi alan derinliği için kullanılan ki burada 2 megapiksel oluyor. Kameramız bulunuyor. Kamerada tabii yapay zeka vesaire gibi özellikler yok. Daha önce bizim incelediğimiz mesela Honor 10'da vardı bu özellikler. Tabii bu model daha giriş seviyesi bir model olduğu için bu tarz teknolojiler koymamışlar. Kalitesi nasıl? Fena değil. Kendi fiyatı kategorisinde değerlendirdiğimizde gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Honor'ın daha önceki modellerinden aşina olduğumuz bazı özelliklerde bulunuyor. Örneğin açıklık modu var mesela. Bu modda diyafram ayarını kendiniz seçebiliyorsunuz. Çekimden sonra ya da çekimden önce bunu aktif hale getirdiyseniz. Yüz güzelleştirme modu var. Hem ön kamerada hem arka kamerada kullanabiliyorsunuz. Hem ön hem arkada LED flaşımız var. Bu da işe yarıyor. Çekim modlarına gelecek olsak ana kamerada işte fotoğraf, video, HDR, panorama, filtre ve filigran olmak üzere modlar yer alıyor. Ön kamerada bize fotoğraf, panorama, video, filtre, filigran yine aynı şekilde benzer özellikler ortaya sunuyor. Kameraların fotoğraf kalitesi yeterli. Yani özellikle gün ışığında veya iyi ışık denk gelirse güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ama tabii gün ışığı olmayan ya da veya bir parça karanlıkta çok çok iyi sonuç vermeyebiliyor. Ama yine de hani kendi fiyatına göre değerlerimize başarılı olduğunu söyleyelim. Video tarafında ise az önce de bahsetmiştim. Ana kameramız Full HD video çekebiliyor. Full HD çözünürlüğe baktığımızda da yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Elbette 4K beklentisi olmayabilir ama bu fiyat kategorisinde 4K henüz yok. Önümüzdeki yıllarda muhtemelen gelecek ama şu anda bulunmadığını söyleyelim. Video tarafında da durumun böyle olduğunu belirtelim. Telefonun ana kamerasının olduğu gibi ön kamerası da Full HD video çekim yapabiliyor. Ve yani isterseniz ön kamerada, isterseniz arka kamerayla Full HD video çekebiliyorsunuz. Ön kamerada flash olması güzel olmuş. LED bir flashımız var. Çok anlaşılmıyor buraya baktığınızda ama var. Ön yüzden açıp kapatabiliyorsunuz. Onu kullandığınızda videolar bir parça daha ışıklı olabiliyor. Fotoğrafla da kullanabiliyorsunuz. Zaten genelde ön kamerada yakın çekim yaptığınız için epey işe yaradığını söyleyebilirim. Bu da güzel bir fonksiyon olmuş. Ama dediğim gibi kamerası fiyatına göre değerlendirirsek ortalamanın bir tık üzerinde. Tabii ki çok pahalı modellerle karşılaştırmazsanız eğer bu durum böyle. Evet, bu videoyu Honor 7C'nin arka kamerasını kullanarak çekiyoruz. Açık havadayız. İstanbul'da gri bir hava var. Kuş sesleri vesaire duyuluyor şu anda. Umarım size de geliyordur. Kameranın video kalitesi de işte böyle. Herkese merhaba. Bu videoyu Honor 7C'nin ön kamerasını kullanarak çekiyorum. Kapalı bir İstanbul sabahındayız. Gri bir hava var. Ön kamerada işte bu şekilde bir video kaydı yapıyor. Telefonda 3000 mAh'lik bir pil kullanılmış. Lityum polimer bir pil. Biz yaptığımız testlerde ki genelde PCMAC yapılı standart, sektör standardı haline geldi neredeyse. Yaklaşık 9 saatlik bir pil ömrü olduğunu gördük. Peki günlük kullanımda nasıl? Bir günü rahatlıkla görüyorsunuz, onu söyleyeyim. Yani bir gün çok 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 rahat bir şekilde görüyorsunuz. Tabii kullanılmış şartlarına göre bu 2-3 günde olabilir. Fazlasıyla işinizi görüyor. Tabii ki video izler, oyun oynarsanız bir günde de bitirebilirsiniz, yarım günde de bitirebilirsiniz. Ama biz kendi kullanımımızda ortalama 1-1,5 gün çok rahat gördük. Üstü veya altı biraz sizin kullanım özelliklerinize göre ve şartlarınıza göre değişir. Honor 7C aynı zamanda parmak izi ve yüz tanıma teknolojilerine sahip. Parmak izi teknolojisi gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Arka yüzde bulunan parmak izi okuyucuya dokunduğunuzda telefon yine parmak izinizle açılabiliyor. Yüz tanıma tarafı ise Android'in standart özelliği. Ekstra bir algılayıcı vesaire yok. O yüzden gün ışığında ve günlük kullanımda sıkıntı olmuyor ama gece ve ışığın az olduğu yerlerde kullanmak isterseniz yüz tanımı çok iyi çalışmıyor. Ama günü kurtarıyor, işinizi görüyor, onu da belirtmiş olalım. Gelelim telefonun fiyat tarafına. Biz bu inceleme 20 Kasım 2018 tarihinde yaptık. Bu tarihte telefonun fiyatı 1400 TL idi. O civarda satılıyordu yani. Performansına göre iyi bir fiyat olduğunu söyleyelim. Büyük ekranlı bir telefon olması, yani 6 inçe yakın bir telefon olması ve bu fiyat aralığında da 6 inç telefon çok fazla bulunmuyor. Onu belirteyim arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası, fiyatına göre çok iyi bir telefon var karşımızda. Bu ekran boyutunda ve bu aralıkta ve bu özelliklerde çok fazla alternatifin olmadığını da belirtelim. Telefon Android 8.0 ile geliyor. Honor'ın bu konuda bir çalışması var mı henüz bilmiyoruz ama muhtemelen bu telefon Android 9.0 alabilir diye tahmin ediyoruz. Ama uygun fiyatlı bir model olduğu için alamama ihtimali de var. Bunu da baştan belirtelim ki satın alma tarafında en azından bu yorumlarımızı ve düşüncelerimizi dikkate alırsınız. Toparlamak gerekirse Honor 7C özellikle uygun fiyatlı bir telefon almak isteyen ve büyük ekranlı bir telefon almak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Yani
Eğer ihtiyacınız büyük ekranlı bir telefonsa ve çok da fazla para vermek istemiyorum diyorsanız, oyun boyun işte video vesaire benim çok derdim değil, ben iş bununla, bu da bana yeter derseniz, tam aradığınız model Honor 7C olmuş. Çok fazla alternatifi yok, söylemiştik. Daha önce yine bizim incelediğimiz Alcatel 3 de yine uygun fiyatlı bir modeldi. Hatta bu modelden daha ucuzdu. Onun videosunu da hemen bu üst taraftaki kutulardan çıkacak birazdan, kartlardan çıkartacağım. Onu da izleyebilirsiniz. O da yine uygun fiyatlı bir modelde. Onun ekranı bir parça daha küçüktü. Eğer büyük ekranlı bir telefon arıyorsanız Honor 7C'nin size uygun bir model olduğunu söyleyebiliriz. Bir videonun daha sonuna geldik. Gerek bu videomuza gerekse diğer videolarımızla ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi bu videomuzun altına yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğeniyorsanız paylaşmayı unutmayın. Farklı bir içerikte, farklı bir videoda, farklı bir çalışmada karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.